Ve bu ilan çerçevesinde bu bulunduğumuz alanda yaklaşık 300 bin metrekarelik alan bir millet bahçesi, Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Salda Gölü'nde yaptığı bu açıklama kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Birinci dereceden doğal sit alanı olan göre festival alanı, otopark, bungalov gibi yapıların inşa edileceğini söyleyen kurum, gelen tepkiler üzerine kısa sürede yeni bir açıklama yaptı. Kurum, Salda Gölü'nün betonlaşacağı iddiaları doğru değildir dedi. Böyle bir adımın atılması söz konusu dahi olamaz. Aslında anlatmak istediğimiz bunun tam tersi. Salda Gölü'nün doğal haliyle kalması için bir koruma hamlesi başlattık. Salda Gölü kıyısında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Kurum, Millet Bahçesi'nin bölgedeki yapılaşmaya karşı bir koruma olduğunu savundu.